İşte az evvel Veznecilerde 1 ve 2 nolu fotoğrafların çekildiği şurada Veznecilerde 1957-59 yılları arasında çok köklü değişimlerin yaşandığını, bu topraklarda ciddi anlamda yol açmak için pek çok şeyden vazgeçildiğini ve feda edildiğini anlatmıştım. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1956 yılına ait. Yani restorasyonların, Menderes devri restorasyonlarının başlamasından bir yıl önce 1956 İstanbul Üniversitesi'nin ya da Osmanlı'nın son zamanlarında seraskerlik binası olarak kullanılan binanın, Abdülaziz Han'dan önce de kadınların harem olarak, saray olarak kullanmış olduğu binanın tam önünde bulunmaktayız. Sultan II. Beyazıt devrinin meydanında o günlerde harem varmış. Kadınlar sarayı, kadınlar haremi. Abdülaziz Han dönemine kadar kadınlar sarayı olarak kullanılan bu bina, Abdülaziz'den sonra Sereskerat binası olarak kullanıldı. Şu an ekranda görmüş olduğunuz mekan ise bir uzatma binasıdır. Ve bu binada Osmanlı'nın son dönemlerinde Kuvayi İnzibatiye adı verilen birlik kuruldu. Ve bu Kuvayi İnzibatiye Birliği Süleyman Şefik Paşa önderliğinde şu an önünde güvercinler ve insanlarla dolu olan bu binada kuruldu. Burası halife ordusu ya da hilafet ordusu diye anılan Kuvayi İnzibatiye'nin de merkez karargahıydı. Bu orduyu Sultan Vahdettin neden kurdu? Süleyman Şefik Paşa'ya neler söyledi? Bu ordu sayesinde Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nı yapacak olan ekip neler kazandı? Bunların tamamını düşmanı oyalamak için Sultan Vahdettin Han'ın yapmış olduğu çalışmaların tamamını benim de üstadım diye kabul ettiğim Murat Bardakçı'nın Şah Baba kitabında okuyabilirsiniz. Aslında tamamen Yunan ve İngiliz askerlerini ve komutanlarını bir oyalama taktiğiydi. Burada Süleyman Şefik Paşa önderliğinde kurulan hilafet ordusunun kurulma amacı. Hadi biz fotoğrafa gelelim. Yıl 1956. Tam olarak şurada. Benim şu an durmuş olduğum yerde bir teyze bulunmakta. Sizin bulunduğunuz ve benim şu an yürüdüğüm yerlerde, bu yerlerde güvercinler bulunuyor. Her taraf güvercin. Şuralarda çocuklar var, insanlar var. Şu bölgede bir yerde kafasında simit tablası olan biri var ve bu tarafa doğru yürüyor. Şimdi fotoğrafın ana görüntüsünü görelim. Şurada bir teyze, şuralarda güvercinler, buralarda insanlar. Fotoğrafın çekildiği yere doğru şimdi ben dönüyorum. 1956 ile 2023 arasındaki değişim bu kadar fazla. Burası 2023. Sizin fotoğrafta gördüğünüz 1956 ve tam olarak fotoğrafın çekildiği açı ise burası. Ben şimdi yer değiştiriyorum ve yerime geliyorum ve bu fotoğrafı bitiriyorum. Haydi fotoğraflara gelelim mi? Yıl 1956. Güvercinleriyle, kuşlarıyla, insan kalabalığıyla bir Beyazıt meydanı. Yıl 2023. Güvercin yok ama bol miktarda insanlar var. Sizi iki fotoğrafla baş başa bırakıyor. Şu an İstanbul'un 3 numaralı tepesinin tam üstünde bulunmaktayız. Bu tepeye Roma İmparatorluğu Theodosius Tepesi demiş. Roma İmparatoru 2. Theodosius'tan dolayı. Fakat Osmanlı bu tepeye Beyazıt Tepesi demiş. Beyazıt Külliyesi'nin burada olmasından dolayı. Buranın güzel hikayeleri var. Şu an merkez kapıyı görüyoruz. Bütün lise öğrencilerinin, benim de
lise 3'teyken hepimizin çalışma kitaplarının kapağında resmi bulunan, üniversite dediğimizde karşımıza çıkan ana görüntü tam olarak budur. 1933 tarihinde Atatürk'ün emri ile Darülfünun olmuş, yani üniversite olmuş. Öncesinde Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeye geldiğinde burası bir boşluktu. Burada kiliseler bulunmaktaydı ve burası güzel bir tepeydi. Fatih ilk sarayını, Osmanlı Devleti'nin ilk sarayını buraya yaptı. Belli bir sürede burada kaldı. Fakat etrafta Mercan, Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı, Tahtakale, Uzun Çarşı, Makro Embolo, Via Egnatia gibi merkezi ticaret çarşılarının ve caddelerinin bulunmasından dolayı burası hayatı, ticareti sarayda padişah bulunduğu için biraz zora sokan bir yerdi. Bu yüzden padişaha yapılan rica üzerine padişah Fatih Sultan Mehmet Han 1470'li yıllarda sarayını bugün bizim bildiğimiz Topkapı Sarayı'nın olduğu yere taşıdı ve burayı bıraktı. Burası saray olarak çalışmaya devam ediyordu. Kadınlar Sarayı'ydı. Yani Kanuni Sultan Süleyman Han'a kadar, yani Hürrem Sultan'la evlendiği 1520 yılından 10 yıl sonraya kadar, yani 1530'a kadar burada kadınlar, Topkapı Sarayı'nda erkekler bulunuyordu. 1930 tarihinde buradaki Kadınlar Sarayı'nda bulunan kadınlar alındı, Topkapı Sarayı'na götürüldü ve burası artık Saray-ı Atik adıyla anıldı. Saray-ı Cedid, Topkapı Sarayı, Saray-ı Atik burası. Yıllar 1950'lere çok partili hayata daha Türkiye geçmemiş. 1940'lar 1923'ten beridir, yaklaşık 20 yıldır, belki daha da fazla, çünkü resimde 1940'lar diyor, belki de daha fazla, bu ülkeyi CHP tek parti olarak idare ediyormuş. Görmüş olduğunuz kasketli, fötür şapkalı insanların bulunduğu ve hemen hemen yaklaşık olarak benim şu an bulunduğum yerde bulunan bu insanlar sizin şu an bulunduğunuz yerde bulunan kameraya bakıyordu. Net olarak görüntünün yerini biliyoruz. Bu arada yukarıda İstanbul Üniversitesi yazıyor. Onun üstünde Sultan Abdülaziz Han'ın burayı seraskerlik, yani başkomutanlık, yani genelkurmay başkanlığı yapan Abdülaziz Han'ın tuğrası bulunmaktadır. Daha düne kadar, yaklaşık 10 yıl öncesine kadar orada TC yazıyordu. Bir pirinç, bir plaka vardı ve üstü kapatılmıştı. Ortada ise Roma rakamlarıyla 1453 yazar. Altında Daire-i Umuru Askeriye yazar. Yani Askeri Emirler Dairesi. Sol tarafında Fetih Suresinin 1. ayeti, İnna fetehna leke fetan mubina. Allah seni şüphesiz apaçık bir fetihle müjdelendirmiştir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.